Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Trabzonspor'un pazar gününkü oynayacağı Beşiktaş maçını değerlendireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere intikam günü geldi, çattı arkadaşlar. O Beşiktaş bizi hatırlayacaksınız. İlk haftasında üçün birini vermişti. Ama şimdi üçün birini biz ona verelim arkadaşlar. Yani biz bu maçı 3-1 alalım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kadroya geçiyorum arkadaşlar. Böyle Beşiktaş yani bu kadro değişik olmaz bildiğiniz üzere. Abdülkadir parmak sakat zaten. O ne bir değişiklik yok arkadaşlar. kadrobet ve tükettiler. Arkadaşlar Beşiktaş yani nasıl desem Beşiktaş muazzam top oynayan bir takım arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar Gezel ve Larin'i çok iyi kullanıyorlar. Özell Gezel ve Larine, özellikle Gezel arkadaşlar. Bu adamın ortada çok iyi arkadaşlar. Bizim bu adama dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Ondan sonra Larin arkadaşlar. Larin Tatos 4-4-2 gibi bir şey oynuyorlar ama arkadaşlar. Burada öyle yapılmış. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Beşiktaş en son Göztepe'yi yenmişlerdi. Biz de en son Gençler yemiştik e yenmiştik. Ama arkadaşlar bu sefer ben inanıyorum ki biz alacağız maçı. Beşiktaş arkadaşlar. Beşiktaş'ın en sakalanın tarafı çok zayıf bir kanat olarak görüyorum ben arkadaşlar. Özellikle çok sert bir orta sahaya sahip. Özellikle Josef de Soza kavamında bir futbolcu var zaten orada. Oradaki bütün sertliği alıyor zaten arkadaşlar. Haberiniz olsun Trasso çok moralli arkadaşlar. En son aldıktan sonra tro, acayip pis morallendi arkadaşlar. Önümüzdeki bu maçı alma parası ile çıkıyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani arkadaşlar aslında sizde ne bileyim böyle yorumlarınızı falan yazın arkadaşlar. Yani kim kaç kaç biter onların falan yorumunu yazın arkadaşlar. Arkadaşlar En Sakala ve Rozier de iki futbolcu var bildiğiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Rozier ve En Sakala diye iki ne futbolcusu arkadaş bildiğiniz üzere arkadaş çok şey ne bileyim yani baskı yediğinde çok kolay çözülen bir kıvamda yani her an hata yapabilir arkadaşlar mesela Galatasaray'ın ilk yarısını izledim zaten arkadaşlar Mustera'ya bir baskı yaptım Mustera bütün topları rakip attı nasıl hissedeyim. yani bunun gibi baskıdan bahsediyorum yani ekvam bakayım biraz da hareketli olması lazım arkadaşlar arkadaşlar acaba bakışı tas kadrolu olacak mı onu merak ediyorum aslında Gerçi bugün anla dün anlaşılmış ama Valla bugün kaldırıda olur mu olmaz mı? O yönde hiçbir fikrim yok gerçekten arkadaşlar. ben bir şey fark ettim bir de arkadaşlar. kantan boş verir demiştim zaten ben size. Arka Göztepe acayip yani Jani'yi koysan Jani bile Göztepe'nin yakın pusu illa birini atardı yani arkadaşlar. Zaten Göztepe'nin bir tane penaltısı vermişti arkadaşlar hatırlayacak mısınız? Ama arkadaşlar bu maçı var ya Abdullah eğer bir alırsa var ya. Ben o Abdullah Avcı'nın da yerim yani o kadar yani mutluluktan çıldırırım arkadaşlar. Yani bu maç benim için hayat memat vesile taşı arkadaşlar. Şu Fenerbahçe'yi de deplasman Fenerbahçe'yi kendi sahamızda Galatasaray'ı da deplasmanda koymamız lazım arkadaşlar. İstanbul takımına şu an hiçbir faaliyetimiz yok arkadaşlar. Arkadaşlar aradaki son 10 maça baktım arkadaşlar. Yani İtrazon'daki İstanbul'daki maça fark etmiyor arkadaşlar. Trabzonspor'un 2 Beşiktaş'ın 5 beş galibiyeti varmış. Gerisi hepsi beraber kalan. nasıl becer nasıl tutturdunuz ya? ya? Abi ben var ya bayağı bir üstün izleyebilirim arkadaşlar Beşiktaş'ı karşı. Bayağı bir üstün dikebilirim. Meğersem geçen yıl arda arda iki kere yendik de ondan sonra şey oldu diyebilirim. Ondan sonra önce ondan sonra önceki senelerde hep yeniyormuşuz lan biz Beşiktaş'a. Vallahi ben de nasıl desem vallahi yani vallahi durumumuz eskileş karşı sistemimiz değil arkadaşlar. Bunlara bir çekim düzen vermemiz için arkadaşlar. Önün içinde şeye, bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar. Abu Bakar özellikle arkadaşlar. Abu, arkadaşlar örneğin Gaziantep'in Gaziantep'i savunması git bizim defansımız koy. Abu Bakar kolay kolay postuna giremez arkadaşlar. Ben bu maçta Beşiktaş'ın birden fazla gol atacağını düşünmüyorum açıkçası. Abu Bakar çok offside kalan bir futbolcu arkadaşlar. Gösterim için iki tane mi ne golü sayın sanırım arkadaşlar. Trabzonspor zaten moral arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar Trabzonspor Ekuban'la Vakıfemeden bu maçı da bir şeyler yapıyor yani arkadaşlar. Yani bir zahmet bir şeyler ver yani. Ondan sonra arkadaşlar. Vallahi ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Bu Serkan Asan'a bağlı arkadaşlar. Defansın çözüm çözüm iyice Serkan Asan'a bağlı. Serkan Asan gününde olursa arkadaşlar Trabzonspor maçı pozisyon vermez arkadaşlar. Çünkü bilinçler arkadaşlar Serkan sabit olduğu için Malum onun sol tarafı yani Larin, Larin ile Serkan karşı karşıya gelecek. Yani arkadaşlar Larin onu ezer geçer. Larin karşısında hiç şansı yok yani. Yani arkadaşlar özellikle birbiriyle bir çalışması lazım arkadaşlar. Serkan'ın birbiriyle çok etkili olması lazım ki. Birbiri bir dediğim yani arkadaşlar. Birbiri bir o çalım yemesin yeter arkadaşlar. Çalım atıyor arada bir gerçek ama. Neyse arkadaşlar. E Kuban ve Vakayma arkadaşlar. Bu maçta pozisyon yakalarlarsa elinden olduğunca atmaları çalışsın arkadaşlar. Bu maçta Trabzonspor'umuz bu maçtan galip gelmeli arkadaşlar. Size o kadar söylüyorum arkadaşlar. Beşiktaş aslında fazla iyi kaltosu iyi kaltosu değil aslında arkadaşlar. Nasıl desem iyi kaltosu yok. Ona rağmen yani bir liderler adamlar arkadaş Ne bileyim çalıştığım ne yaptılar arkadaşlar. Ama o raket gezal yok mu o gezal arkadaşlar. Her şey gezal bağlı arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beşiktaş Trabzon için analizi bu kadar olsun arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.